Araç 2012 model Peugeot Beeper Tepe. Müşterimiz Bursa merkezden geldi. Araç sahibi işletmemize aracının trigger değişimi ve yağ bakımı için başvurdu. Aracımız şu an 276 bin kilometrede. Videoya başlamadan önce bir like atarsanız, hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup bizlere destek olabilirsiniz ve kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyerek kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. O halde artık videomuz başlasın. İşlemlerimize başlamadan önce araçta oluşabilecek hasar ve lekelere karşı aracımızı koruma altına aldık. İşlemlerimiz başladı. İlk önce aracın trigger değişimini yapacağız. Kendimize çalışma alanı açıyoruz. Direksiyon pompası yağ haznesi sökülüyor. Yakıt borularımız da söküldü. Motor kulağı bağlantı civatalarımız sökülüyor. Trigger kapaklarımız sökülüyor. Motor kulağını komple söktük arkadaşlar. Motor kulağımızın 6 tane bağlantı civatası mevcuttu. 3 tanesi E14, 3 tanesi 17 lokmayla söküldü. Şu an motorumuz alt tarafta takozun üzerinde. Takozla besledik. Trigger kapağımızın tüm civataları söküldü. Trigger kapağımız çıkıyor. Motor kulağı bağlantı ayağımız sökülüyor. Motor kulağı bağlantı ayağımızın 4 tane 17'lik sabitleme civatası mevcut. Civatalarımızı 17 lokma cırcırla gevşetti. Şu an bir usta tamamen çıkarıyor. Sağ tekerleğimiz sökülüyor. Motor kulağı bağlantı ayağımız da söküldü. Kulimiz söküldü arkadaşlar. 18'lik civatasını söktük. Oynatarak yerinden çıkardık. B kayışımız çıkıyor. B kayışımız kontrol ediliyor. Kayıştı bir şey yapmıyor. Çatlama falan bir şey göremiyor. V kayışımız güzel. Trigger alt kapağımız sökülüyor. Kapağımızın civatalarını 7 lokma küçük cırcırla kolaylıkla sökebilirsiniz. Tüm civatalarımız söküldü. Trigger alt kapağımız da çıkıyor. Trigger kayışımızı sökmeden önce motorumuzu senteye aldık. Bilalüstü şu an motorun sentesinin nasıl olduğunu bize anlatacak. Kastakta bir tane delik var Kemal abi. Karşı sildir kapağında da bir tane yuvası var. Şu an saplama takmışsın sen oraya bir tane. Evet, 13'lük civatayı tam yerine getirip 13'lük civatayı takıyorsun. Zaten üst taraf kilitlenmiş oluyor eksantrik. Yani eksantrik kastanda bir yuvamız var. Karşı tarafta da aynı şekilde uyuğu var. Buradan saplamayı karşı tarafa geçiriyorsun. Bu şekilde kilitlemiş oluyor. Aynı şekil mazot pompası da. Bak görebiliyorsan orada bir tane 10'luk civata var. Bak orada bir tane aynı şekil mazot pompasında da var. Aynı olay. Değişen bir şey yok. Yine aynı şekilde orayı da kilitlenin. Üst taraf bu şekilde sente dolmuş oluyor. Evet, şu an üst taraf komple sentede. Alt tarafta bu şekilde arkadaşlar. Yine üst tarafta olduğu gibi bir saplama yardımıyla krangı da kilitledik. İşaret belli zaten. Hepsi bakın oval bir şekilde. Ama saplamanın olduğu yer yuvarlak. Bu şekilde karşıya da geçiyor. Alt tarafta bu şekilde sentile olmuş oluyor. Trigger gergi bilyamız sökülüyor. Tavayı hazırla. Gergi bilyamızın bir tane 13'lük somunu mevcut arkadaşlar. 13 cırcırlı anahtarla kolaylıkla sökebilirsiniz. Gergi bilyamız söküldü. Trigger avare bilyamız da sökülüyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde bir tane civataya sahip. 16 anahtarla söküyorsunuz. Her iki bilyamız da değişecek. Setin içinde geliyor zaten. Krank sensörümüz söküldü. Trigger kayışımız çıkıyor.
sevgili arkadaşımızı çıkardık. Bir de üstü şu an kontrolünü sağlıyor. Evet, kayışın tam zamanı gelmiş arkadaşlar. Çoğu yerden çatlamalara başlamış. Tam zamanında değişiyor şu an kayış. Bak dıştan da çatlamalara başlamış. Evet, sıra geldi devir daimimizin sökülmesine. Devir daimimiz 8'lik civatalara sahip. 8 lokma küçük cırcırla civatalarını söküp devir daimimizi çıkaracağız. Devir daimde toplamda 7 adet civatamız mevcuttu. Tüm civatalarımız söküldü. Devir daimimizi çıkardık. Devir daimimiz bu şekilde. Evet arkadaşlar, işlemlerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Bilal Usta yeni devir daimi takmış. Yeni trigger kayışımız takılmış. Avare bilyası, trigger gergi bilyası. Bütün bunların montajını sağlamış. Bir yemeğe gittik geldik. Bilal Usta neredeyse aracı bitirmiş arkadaşlar. Bu şekilde son anda çekimine yetişebildik. Trigger kayışımızın montajı tamamlandı. Gergimizi de yaptık arkadaşlar. Şimdi kontrol amaçlı birkaç tur motorumuzu çevireceğiz. Herhangi bir takılma, problem var mı yok mu diye kontrolünü sağlayacağız. Şu an kranktan motorumuz çevriliyor. Herhangi bir takılma yok. Kompresör de gayet güzel. Şimdi toparlamaya geçiyoruz. Krank sensörümüz takıldı. Alt trigger kapağımızı taktık. Civataları sıkılıyor. Trigger alt kapağımız takıldı. Pulimizi yerine taktık. V kayışımız takılıyor. Biraz da kontrolünü yaptı. V kayışında herhangi bir problem yok. Tekrardan kullanacağız. Motor kulağı bağlantı ayağımız da takılıyor. Yerini oturttuk. Biraz da civatalarını takıyor. Trigger üst kapağımız da takılıyor. Yerini oturttuktan sonra 8'lik civatalarını sıkacağız. Ve sonrasında motor kulağını takacağız. Motor kulağımız yerine oturtuldu. Civataları takılıyor. Takılıyor. Tıraş olmuşsun. Yıllar oldu tıraş olanı. Şimdi mi gördün Kemal Bey'iz? Tıraş olunca böyle bir parlak oluyorsun. Ben parlıyorum zaten abi. Parlak mısın sen? Güneş gibi parlıyorum abi. Aracımızın trigger tarafını toparladık. Direksiyon pompası yağ haznesini yerine taktık. Devir daimi söktüğümüz için aracın antifrizi boşaldı. Şu an Bilal Usta antifrizi doldurdu. Maşallah güzel de doldurdu. Gırtlak. Şimdi aracımızı çalıştıracağız. Çalışmasını dinleyeceğiz. Bakalım aracımızın çalışması nasıl olacak. Bu arada direksiyon yağı da tamamlandı aracın. Antiviriz havasını da burada termostat üzerinde bulunan swap'tan alıyoruz. Antiviriz gelmeye başladı. Şimdi tıpayı kapatıyoruz. Hava alma işlemimiz tamamlandı. Evet, aracımıza marş yapıyoruz. Yapalım marş. Evet, aracımız çalıştı. Çalışması da gayet güzel. Herhangi bir şey, problem yok. Kontrollerimizi yaptıktan sonra işlemlerimize devam edeceğiz. Aracımızın alt takım kontrolü yapılıyor. Bir üstü şu an salıncağı kontrol ediyor. Herhangi bir boşluk, burçlarda yıpranma var mı yok mu kontrolünü sağlıyor. Şu an Z-Rot'a geçti. Z-Rot'un kontrolünü yapıyor. Sağ tarafta herhangi bir problem yok. Son tarafın kontrollerini sağlıyor. Teker bilye boşluğunu kontrol ediyor. Var mı bir üstte herhangi bir şey? Yok, herhangi bir şey.
Alt takımı iyi bir şey yapar. Fren balatasını kontrol ettik. Evet. Ona da bakmıştım. Balatalarımız var. Balatalarda bir şey yok. Tamam. Egzozda sprende herhangi bir patlak, buruk. Yok, herhangi bir şey yok. Arka teker bir yarını kontrol ediyor. Uğultu yok bu tarafta. Amortisörler sağlam. Bu tarafta da bir şey yok. Alt tabirle ilgili bir şey yok arkadaşlar. Tamam. Aracımızın yağ bakımını yapacağız. Karter tıkası açılıyor. Çok uçmuşlar ya. Yağ filtremiz sökülüyor. Hoş geldin. Aynı anda hava filtre kapağı da sökülüyor arkadaşlar. Yağ ve hava filtresi değişecek. Daha sonrasında yakıt filtresini de değiştireceğiz. Yağ filtremiz söküldü. Çok kötü olmuş ama. Asfalt mı? Hava filtremiz söküldü. Eski hava filtremiz bu şekilde. Efendim? Yeni hava filtremiz yerine yerleştirdik. Kapağımızı kapatacağız. Yeni yağ filtremiz yerine takıldı. Filtre kapağı kapatılıyor. Filtremiz söküldü. Yeni filtremize müşürü aktarıyoruz arkadaşlar. Yeni yakıt filtremiz takılıyor. Yeni filtremizi yerine oturttuk. Bir tane bağlantı yatısı mevcut. Şimdi elcikle filtrenin içi mazotla dolduktan sonra marşa basacağız. Ya basmıyor bak. Böyle yapacağız. Ya bu şekilde basarsak hava yapar ve bir daha çalıştıramayız. Evet. Geç çalışır. Uğraştırır. Filtrenin içi mazot dolu olması lazım. Şuraya bir bak getir hortumla. Sana motorun içine. Neden bu şekilde olmuştu? Balçık yani yağ zamanı gecikmek demek, çamurlaşmış. Hep zamanında yağ değişmemiş aracı. Gördüğün gibi. Kısa zamanda değişmesi lazım bunun. Bir daha yine temizleme ilacı atılıp güzel yine temizlenmesi lazım. Gördün mü? Balçık olmuş. Aracın motor yağı koyuluyor. Aracımızın tüm işlemleri tamamlandı. Bakım kartlarını hazırladık. Yağ bakım kartı ve ağır bakım kartı bu şekilde hazır. Kartlarımızı aracın ruhsatının arasına koyacağız. Araç sahibi takibini buradan kolaylıkla yapabilecek. Bir hava tutalım motor içine bile ustam. Güzel bir tozu toprağa atalım bir. Evet, aracımızın işlemlerini tamamladık. Son çalışması bu şekilde. Aracımızın tüm işlemlerini tamamladık. Araç sahibine teslim edilmeye hazır. Evet, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Thank you.